Anıl Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Bizler de çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmanın içinden bize zaman ayırdınız. Estağfurullah. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi işletmemiz ve hizmetlerinize dair tüm detaylarınızı değerli izleyicilerimize aktarmaktan keyif duyacağım. Ama öncelikle isterseniz sizleri biraz daha yakından tanıtalım. Tabii. Sayın Anıl Altın, sizi biraz tanıyabilir miyim? Sektörle tanışmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? Tabii. Ben Anıl Altın. Aslen Bursa doğumluyuz. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletme okudum İngilizce. Harika. Ardından babamla birlikte bu firmamızı kurduk. Sektörde tabii bizim tecrübemiz babamız kadar yok. Babam 95'ten beri hemen hemen yaş boyu işinde. Bu yüzden biz de üniversiteyi bitirdikten sonra burada beraber işletmemizi beraber kurup şu an çalışıyoruz birlikte. Şimdi siz bu işin bir eğitimli kısmında tabii. Babanız, şu an eğitim devam ediyor. Mutfağından gelen biri olarak iki tecrübeyi bir araya getirdik. Son derece başarılı bir işletmeyi kurduk. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Gerçekten de hem sektör hem de bölgeye iyi bir işletme kazandırdınız. Devam ediyorsunuz. Yine ben değerli izleyicilerimize konumu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Alaaddin Bey Mahallesi, Ahıska Caddesi, No 86, Nülüfer, Bursa'da izledik. Doğru. Yaklaşık çalışmalarımız nedir efendim toplam? Yaklaşık burada çalışma alanımız 2000 metrekareye yakın. 1200 metrekaresi kapalı ve 800 metrekaresi açık olmak üzere. 2000 metre civarında bir alan. Ve bu profesyonel hizmeti yine son derece profesyonel bir kadro ile yürütmektesiniz. Sizler birlikte çalışan sayısı toplam? Yaklaşık burada bizden çalışan 30 personelimiz var. Hepsi alanında tabii ki uzman. Uzman kişiler. Tabii. Kadro talepler arttıkça da artma imkanına sahip. Şu an kapasitemizi işlerimize göre, potansiyelimize göre artma şansımız var. Peki müşteri portföyünüze baktığımda sadece Bursa ile sınırlı mıdır? Nerelerden gelir değerli konuklarımız? Aslında sadece Bursa ile sınırlı değil. Bursa biliyorsunuz sanayi bölgesi. İzmit, Sakarya, İstanbul, Bilecik, İzmir ve Ankara'ya varan çevre ilçelerden. Geniş alanımız var ki bu alandan bize gelen misafirlere hizmet veriyoruz. Evet. Biraz açalım size gelen değerli konuklarımız. Sizden hangi konularda hizmet alabilmekte? Onlara neler sunabiliyoruz? Biz burada astar ve zımpara uygulamaları yapıyoruz. Yaş boya özellikle uygulaması yapıyoruz. Vernik, antivandal uygulamaları yapıyoruz. Gelen malzemeler zımpara tesviye işlemlerinin ardından temizlenip izopropil alkol ve etinerle, solventlerle astar ve yaş boya uygulamalarına giriyor. Evet. Ardından müşteri taleplerine göre bunların üstüne son kat vernik dağıtabiliyoruz. Bu tüm işlemleri burada içeride sağlayabiliyoruz. Şimdi bize anlatılan, daha doğrusu bu işin bu sektörün dışında biri olarak aklımızda kalan isimlerden bir tanesi sanıyorum fırın boya. Böyle bir işlem midir? Bu fırın boya mıdır bu işin? Fırın boya aslında genelde piyasada toz boya olarak bilinir. Yaş boya biraz daha farklıdır. Yaş boya ama evet. Aynı şekilde tabii fırınlamanızda fırınlamayla boyayı pişirmeniz gerekiyor üretim. Tabii ki. Harika. Peki ben biraz farkınıza değineceğim. Ciddi anlamda sektörde en fazla tercih edilen işletmelerden birisiniz. Fakat kabul edersiniz ki yalnız değilsiniz. Sizin tabii gibi ki hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda firma da var bölgede. Tabii ki. Özellikle işletmenizin tercih edilme sebebi size göre nedir? Farkınız nedir efendim? Öncelikle bizi ayıran farklardan bir tanesi tesisimizin son teknolojide modern bir tesis olması. Harika. Kalitemiz, tabii burada tecrübemiz, kaliteli personellerle, kaliteli tedarikçilerle çalışmamız bizi diğer biraz farklı kılıyor. Tarifleri zamanında yerine gelmesi, verilen hizmetin arkasında bulunan insani ilişkiler, fiyat politikaları gibi özelliklerde biraz ön plana çıkartıyor sizleri diyelim. Şimdi ben biraz gelecekle ilgili projelere de değinmek istiyorum. Bugün çok kısa zamanda özellikle sektörde hakikaten sektöre yön veren işletmelerden biri oldunuz. Gelecek konusundaki projelerimiz neler yapmayı planlıyorsunuz? Tabii ki kaliteden ödün vermeden işletmemizi daha kurumsal bir hale taşımak, belki bir fabrika daha, belki daha büyük bir tesise geçmek. Neden olmasın? Neden olmasın, evet. Ardından diğer sektörlerle beraber işte plastik enjeksiyonla beraber ardından boyayı tamamlayıp bitmiş ürünü müşteri teslim etmek. Bunlar gelecekte yapabileceğimiz potansiyel işlerimizden ve potansiyel gücümüzden bir tanesi. Şimdi teknolojiyi yakından takip eden bir işletmeyiz. Dünyada ve ülkemizde bu sektörle alakalı gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu gelişmelere ayak uyduracağız. Gerekli konularda eğitimlerimizi elemanlarımız veya biz eğitimlerimizi alacağız. Biz kendimizi geliştireceğiz. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Aparatları, makine, cihaz ya da burada olduğu gibi son derece modern bir tesisi çok daha geniş alanda yaparak daha fazla insana ulaşabiliriz. İnşallah. Bu evet, kurumsallaşma evet anlamında yaptıklarımız bizim asla kalitemizden ödün vermeyi de getirmeyecek. Biz kaliteden ödün vermeden devam edeceğiz diyoruz. Evet. Şimdi geniş bir ürün yelpazesiyle de çalıştığınızı görüyorum. Genelde ürünleri nerelerden temin edersiniz? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Alırken tabii ki marka ve kaliteli olmasına dikkat ediyoruz. Yani arkasından şüphe etmeyeceğimiz, arkasında durabileceğimiz ürünleri kullanıyoruz. Gerek ülkenin, gerek yurt dışında bilinen. Gerek yurt dışından gelen tüm tedarikçilerimizle çalıştığımızda ilk
önceliğimiz bizim kalitemiz. Ardından tabii ki fiyat, ardından sürdürülebilirlik. Bunlar geliyor. Tabii ki bu da müşteri memnuniyeti ve güvenini getiriyor. Tabii. Biraz da başarının özelliklerinden biri de bu diyelim. Peki şimdi biraz evvel dedik ki sadece Bursa ile sınırlı değil, komşu ilçelerden de gelen, Türkiye'nin birçok noktasından gelen misafirlerimize hizmet sunabiliyoruz. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimizden yine böyle bir talep gelmesi durumunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Telefon numaramızdan, mail adresimizden veya LinkedIn'den bize ulaşabilirler. Paylaşalım. Sizlere ulaşabilecekleri mail adresi izin verirseniz paylaşayım değerli izleyicilerimizle. info@akiautomatik.com mail adresimiz bu. Yine sosyal medya sayfalarından firma adıyla değerli izleyicilerimiz buraya ulaşabilecekler. Ki verilen hizmetlere dair tüm detay bilgi ve görselleri buradan bulabilecekleri gibi. Ayrıca telefon numaranızdan da sizlere ulaşabilecekler. Size ulaşabilecekleri telefon numarası 532-449-2216 numarasından bize ulaşabilir miyiz? Direkt sizlerle irtibata geçebilecekler. Yoğun bir temponun içinden bizlere zaman ayırdınız. Ben sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim. Kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum. Teşekkür ederim.